Herkese selamlar. Lige verilen uzun bir aradan sonra Suudi Arabistan'a gidip gelen maçı izleyemeyen oynanmadığı için canım Ömer abim ayağının tozuyla maça gitti ve 3-0'lık galibiyetten sonra 416 notlarını okumuşsunuzdur. Konya Spor maçının bütün detaylarını konuşacağımız güzel bir program olacak. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Suudi Arabistan'dan sonra Dubai'de yaptım. Leyla'yı havada gördün yani. Süper Ömrüm çöllerde çöllerde geçti. İlk 11'den 8 tane eksiğin, pardon, kadrodan 8 tane eksiğin olduğunu söyleyen bir teknik direktör var ve maçı izlemeye başlarken endişeli miydin? Nasıl bir Galatasaray gördün ve ilk üçün? Şimdi biliyorsun Torreira ve Boey'in olduğu zaman onları kategori dışı yapıyoruz. Onun dışında iyi oyuncu, işte birinci oyuncu, ikinci oyuncu, üçüncü seçiyoruz. Bir de bunlara Icardi eklendi. Şimdi tabii Galatasaray'ın çok geniş kadrosu var. Buna itiraz etmek mümkün değil. Ama Afrika Kupası, sakatlıklar, işte cezalar bir araya gelince baktım yedeklerde hamle yapabileceği bir tane isim var. Tete çok zorlasan ikinci hamlede Kazımcan. Onun dışında Okan Buruk'un elinde şey yoktu. Bir silah yoktu yanında oturan. O nedenle şeye güveniyordum. Konyaspor'un genç kalecisi Deniz'in tecrübesizliğine ama ilk devrede özellikle Zaha'nın şutunu çıkardıktan sonra al dedim bir kere daha Galatasaray karşısında milli olacak kaleci ama çok iyi bir çocuk. Çok beğendim, çok sevindim. Maçtan sonra da yani Galatasaraylı muhtemelen genç kategorilerdeki çocuklarla aynı milli takımlarda oynuyor. Hepsiyle gitti konuştu, Muslera gitti tebrik etti. Özellikle Muslera tebrik etti. Tahminim Barış Alper'in formasını istedi. Bunu çok şey değil. Yani konuşmadan öyle anladım. Abdülkerim'e gitti sarıldı. Ondan sonra Fadıl Hoca gitti tebrik etti. Yani Türk futbolu İzmirliymiş. Baktım Altay altyapısı değil. Muhtemelen Altay'dır dedim İzmir'i görünce ama hep Konya'da oynamış. Müthiş bir kaleci geliyor. Hadi inşallah. Müthiş bir kaleci geliyor. Maçın futbol sever olarak en güzel noktası benim açımdan Denizli'ye bir kaleci canlı izlemiş olmam ilk maçında. Şimdi sana yine sataşacaklar. Çünkü 416 notlarından sonra herkesten bahsetmişsin, Eyüp Aydın'dan bahsetmemişsin diye bir iki sistem okudum cevaplarda. Eyüp için değerlendirmen nedir? Eyüp'ü şeyde yazdım. Korner problemini yazdım. Yani o büyük problem olduğu için Galatasaray'ın attığı ve kendi kalesine atılan kornerler büyük problem olduğu için onu 416 notlarında koymadım. Ayrıca bir korner sorunsalı tartıştım bu sabah. Onun için de Eyüp Aydın'dan bahsettim. Mükemmel korner attı. Şimdi sırf korner için oynatırım ben o çocuğu. Ya tabii ilk üçünü söylemeden yeni konulara geçmeyeceğim. Çok güzel pas geldi ama. Yok, şimdi Mertens. Tartışmıyorum. Yani Sıtkı'ya işte beraber seyrediyorum can kardeşim benim. Sıtkı şu adamı seyret ya dedim. Bak orada burada devamlı koşuyor. Bütün takımın enerjisini yükseltiyor. Bir Mertens. Yahu İki Endombele. İki Endombele. stadyumda maç seyretmekle televizyonda seyretmek arasındaki fark. Açıkçası bizde televizyon başında seyredenlerde maçın bir numaralı adamı Mertens'in çıkma ihtimali yok. Hatta Mertens'i hala ne tutuyorsun diyenler vardı Okan Hoca'ya. İşte sahanın tamamına hakim olmak, nasıl bir bütünleyici parça olduğunu görmek ya da ateşleyici böyle bir fark yaratıyor. Evet. Yani Mertens mesela 2 yaş genç olsa hiçbir maçta çıkarmaz Okan Hoca onu. Hiçbir maçta çıkarmaz. Hepimiz biliyoruz 65 işte kolay rakipler karşısında belki 70'e kadar uzanan zor rakiplerde 50. dakikaya kadar uzanan bir kondisyonu var. Bunu zaten kendisi de kabul ediyordur. Yani Mertens'in hayır kardeşim ben 90 dakika oynayacağım demesi mümkün değil. İkinci sırada Endombele. Neden?
İşte dalga geçildi, yok kilo dendi, bilmem ne dendi. Bir tek şey hatası var. Belhanda da yapardı bunu. Boş pozisyondayken dikine gitmesi çok iyi, yani boştayken. Fakat 2-3 kişi varken onların arasından da geçmeye çalışıyor. Ben Okan Hoca yerinde olsam derim ki Endombele, topu aldın. Eğer önünde 2-3 kişi kalabalık varsa vazgeç. Birebirdeyse basket. 2 kere yaptı onu, mükemmel. Hatta yılan gibi gidiyor dedim. Sıtkı dedi ki abi bu biraz şey kalın bir yılan dedi. Tamam dedim. Ya ama yani şey anakonda dedim bu. Çok 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 beğendim. Beklentiler düşük olduğu için ona göre bir de çok eksik bir kadroda Endombele dün Galatasaray'ın ikinci en iyi oyuncusuydu. Bana göre 3'te kimi koyayım? 3. Barış Alper'i koyayım. Zaha, Nelson, Ama Barış Arda'nın hepsini ezdirdin, geçirdin Barış Alper'e. evet. Şundan. Bir de dün işte maçı canlı seyretmenin senin söylediğin gibi bir güzel taraf var. Barış Alper mesela 1-0 iken o pozisyonu mutlaka konuşmamız lazım. Mutlak bir golü engelledi. Mutlak bir golü engelledi. Ve o anda şey oynuyordu. Hücumda oynuyordu. Yani bek pozisyonda değildi. Ben Okan Hoca'nın yerinde olsam Barış Alper'i ne kadar iyi olursa olsun savunmada, hücumda kullanırım. Yani öyle bir aurası var Barış Alper'in. Barış Alper geride zorunluluktan oynatılıyor ama Galatasaray'a gereken katkıyı ileride çok daha fazla verecektir. Evet. Ben ise benim üçlüm farklı. Ben birinci sıraya Abdülkerim Bardakçı'yı yazıyorum doğal olarak. Maçı çözen adam, bitiren adam. İkiye Nelson'u koyuyorum. Olağanüstü bir kademe yaptı. Bütün hava toplarını kazandı. Top kaybetmedi şaşırtıcı biçimde. Üçüncü sıraya da Kerem Demirbay'ı değil Muslera'yı koyuyorum. Çünkü skor 0-0 iken maçın krize girmesini önleyecek pozisyonu harika kurtardı. Evet, o pozisyon bana şey hatırlattı. Mersin'de İdman Yurdu'nu 1-0 yenerken 3 tane peş peşe yaptığı kurtarış var. Bu üçlü değil de ikili oldu. Yani ilkini kurtardı, sonra bir daha kurtardı. O da çok doğru. Ama Abdülkerim'e şöyle katılmayacaksın. Katılmaman da doğal. İnsanların genel kamuoyunun da katılmaması doğal. Abdülkerim Galatasaray'a geldiğinden beri Giresun maçı hariç geçen sezon 1-0 yenildiği Galatasaray'ın evinde o maçtan sonraki en kötü maçını oynadı bana göre. Ben itiraz etmiyorum. Özellikle bir de maçın başında öyle kötü 2-3 tane uzun pas yaptı ki. Dört. 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 Ben Dört. 2 ya da 3 diye yakaladım onu. Evet. Ama çözdü maçı. Evet. Ama şunu da söyleyelim. İşte Alp Özgör hep benim yanımda. Ama oğlu Doruk, Dodo benim tribün arkadaşım. O geliyor son 2 maçtır. Alp'e de buradan geçmiş olsun. Küçük bir problem var, yani yürümede problem var. Sağlığında bir şey yok da. Yukarı çıkamıyor 416'ya garajdan, otoparktan. Dodo'ya dedim ki ulan Dodo bak dedim. Abdülkerim çok kötü oynuyor ama gol atacak ha dedim. Yani böyle kötü oynadığı maçlarda oyuncular gol atarlar genelde. Attığı gol birinci sınıf. Birinci gol birinci sınıf. İkinci gol o da birinci sınıf. Yani Icardi'nin yokluğunda iki Icardi golü attı. Bir savunma oyuncusu. Ve senin ortaya çıkardığın sen bu kadar parayı eder misin cümlesi ona verilen her kuruş, her sent, hem euro sent, hem dolar sent, hem Türk lirası sent, kuruş, lira neyse 1.000 kere helal olsun. Nelson'dan bekliyor muydun bunu? Yani ben Nelson şöyle, pardon abi. Galatasaray'ın Ömer abi pardon. O küskün adam, içine kapanmış adam tekrar eski kimliğine döndü. Yüksek konsantrasyonla oynamaya başladı. Ben açıkçası o kırılganlıktan kolay dönemeyeceğini düşünüyordum. Sen ne düşünüyordun, ne buldun? Nelson 2-3 maçtır iyi. Evet. Ama şöyle bir şey var. Sanchez olduğu zaman Galatasaray savunmayı hem ileride kuruyor güvenip onun hızına hem de Abdülkerimli değil iki stoperli pasla çıkıyor oyunda. Ama Nelson 2-3 maçtır savunmada çok iyi. Bir tek bir pozisyonda ayağa kaydı düştü. Onun dışında kusursuz oynadı. Onu da söylemem lazım. Doğru söylüyorsun. Dördüncü sıraya Nelson'u koyarım.
Peki Kaan Ayhan'a ne diyeceksin? Stoper koyarsın oynar. 6 numara oynar. 8 numara oynar. Dün de aslında çok yatkın olduğu bir pozisyonda oynadı ve iki harikulade de pas attı savunmanın dışında. İkinci golü ben şeye yazarım. Kaan Ayhan'a yazarım. Şöyle. Muslera, Günay uyanık olun. En ufak sendelemenizde kaleye geçecek bir oyuncusu var Galatasaray. Çok şey oynuyor. Disiplinli oynuyor. Candan oynuyor. Ondan sonra ve hücuma da düşünen bir orta saha şeyi de olduğu için geleneği attığı şut hacı, tam böyle benim çaprazımda yani topun gidişini izledim. Z çizdi. Yani orada şeyin Deniz'in çok yapacağı bir şey yok. Sertliğinin dışında bir de anormal hareketlendi top havadayken. Orada da küçük bir hacı esintisi gördüm. Sağ ayaktan çıkmış. Deniz harika kurtardı. Bir önceki pozisyonda tartışan stoper ve Zaha arasından kazanan topu önünde bulan Zaha oldu. Zaha'yı nasıl buldun? Nasıl bir performans? Zaha'yı ben çok seviyorum. Dün çok net gördüm. İsim vermeyeceğim. Bazı oyuncular Zaha'yı yok sayıyor Galatasaray'da maalesef. İsim vermeyeceğim. Çok ciddi bir sorun bu. Evet ve çok boş koşu gösteriyor. Şimdi her insan topu bana atın der. Her forvet topu bana atın der. Burak Yılmaz bunun şeyidir, zirvesidir. Her topu bana atın, her topu bana atın. Tamam. Bazı toplar sana atılmaz. Ama o kadar güzel 3 tane özellikle ilk yarıda bomboş koşu gösterdi ki dedim ki ya kafanızı kaldırın. Şu adama bir tane pas atın. Zaha'ya verdikleri paslarda genelde önünde 2 ya da 3 kişi olan pozisyonlar gözlemledim. Halbuki Zaha'yı birebir bırakacak pozisyonu bıraksanız Zaha çok çok başarılı olacaktır Galatasaray'da. Bir de o meşhur 6'ya 2 ben 5'e 2 diye şey yapmıştım. Maçın sonlarında atılan kornerde yakalanmasını Barış Alper'in gelip kurtardı. Skor 1-0 iken çok önemli. Skor Evet. 1-0 iken Galatasaray korner atarken 6'ya 2 yakalanmaz. 5'e 2 yakalanmaz. 4'e 2 yakalanmaz. Savunma hücumculardan bir tane fazla bekler. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu onunla ilgili küçük bir de anekdot anlatacağım. O pozisyonda ben bütün krediyi Barış Alper'e verdim. Fakat bizim Önder Çalışkan var. Çok sevdiğim kardeşim. WhatsApp grubunda Ömer abi dedi. Sen orada dedi Zaha'yı galiba atladın dedi. Hakikaten atlamışım. Sonra klibini de gördüm. Zaha gelip Barış Alper'in pozisyon almasını rakibinin önünden Marlos galiba ayağından almasını sağlayacak zamanı kazandırıyor. Şimdi ben Beylerbeyi'nde Mustafa Reşit Akça ile çalıştım. Her idmanı seyrettim. Hiçbir idmanı kaçırmadım. Ve çok şey öğrendim. Mustafa Reşit Akçay şunu söylerdi. Kontrada yakalandığı zaman bir takım ilk karşılayan oyuncu topu alamasa bile 5 saniye onun 5 saniye formülü vardı. 5 saniye kazandırsın yeter derdi. 5 saniyede bütün arkadaşlarınız eski yerlerine dönecekler ve savunma oturacak derdi. Ve dün Zaha'nın yaptığı o müdahale yani hücumculuğunun yanında Galatasaray'ın Barış Alper çok önemli. Orada tamam asıl topa dokunan Barış Alper ama Zaha'nın Barış Alper'in koşacağı zamanı sağlaması çok çok başarılıdır. Zaha geriye koşmuyor falan. Bunlar şehir efsanesi. Böyle bir şey yok. Maçın sonunda Zaha geldi ve Galatasaray'ın birbirine düşmesini engelledi. Şimdi Ömer abi söylediğin laf çok ciddi bir laf. Takım arkadaşları Zaha'yı bilerek kullanmayan oyuncu gördüm ben sahada dedim. Yanlış mı anlıyorum? Yani bilerek demeyeyim de Zaha'yı başka arkadaşları kadar alternatif görmüyorlar diyeyim, yumuşatayım. Yani bu büyük ayıp, bu ihanet bu. Çünkü Zaha iyi, sen iyisin. Bütün yani doğru zamanda doğru pası doğru adama vermekle yükümlüsün. Adam seçme lüksün yok. Ey Galatasaraylı futbolcu, böyle bir şey varsa çok ayıp. Ben bir dahaki maçı farklı bir gözle seyredeceğim Sivas. Ben Çünkü bunu sevmem. Şu oyuncuya pas verilmiyor. Böyle bir şey söylemem. Ama bilmiyorum. Zaha'nın gösterdiği boş koşuların hakkı verilmiyor. Öyle söyleyeyim. Daha güzel oldu. Kerem Demirbay Senin Kerem çok iyiydi. her geçen gün daha iyi oynuyor sanki. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Hem savunmada var hem hücumda var ve pas şiddeti Çok iyi. yükseldi. Çok iyi. Beni şöyle söyleyeyim. Bazı oyuncuların beni mahcup etmesinden mutlu oluyorum. Bir
numara şu sırada Kerem Demirbay. Çok iyi oynuyor. Abi Güvenle oynuyor. yani Ve o geriye oynamayı bıraktı. Mesela en güzel tarafı geriye yana oynamayı bıraktı. Hep onu eleştiriyordum. İşte son iki sezondaki Selçuk İnan gibi oynuyor. Bizim böyle bir oyuncuya ihtiyacımız yok diyordum. Onu da bıraktım. Bir tane galiba geri pas verdi. Abi şimdi 30 milyon euro değerleri görmüş bir oyuncunun işte uyumu sağladıktan sonra teknik kalitesiyle fark yaratacağı ortadaydı. Takım arkadaşları da sevdi onu galiba. Ama ben hala biraz daha verimli olabilir, daha çok hücumda özellikle katkı verebilir diye, hatta vermeli diye düşünüyorum. O şutlar ciddi problem. Hep gökyüzüne vurup duruyordun. Frikiyi çok güzel kullandı. Onu da Deniz yine harika kurtardı ama daha iyi olabilir. İlk golde verdiği pas maçın çözülmesini sağladı. Ama hakeme geleceğim şimdi. Sen Kerem'le ilgili bir şey söylemezsen eğer Demirbay'la. Şimdi ilk golden önce bir pozisyon önce Barış Alper'in yaptığı bir faul var. Ondan bir önce de Galatasaraylı'ya yapılmış çok sert bir faul var ceza sahası önünde. Herkes onu atlıyor. O faulü çalamadığı için öbüründe çalamadı. Ya şimdi oynatmaya çalışan bir hakem. Ben hakem olarak iyi bir hakem olduğunu düşünüyorum. Hatta ülkenin en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum bu hakemin. Oyun iki defa durdu. 5-6 tane pas yapıldı. Bu maçı 3-0 biten maçı hakemle açıklamaya çalışma gayretini de nafile olarak görüyorum. Çok takılmamak lazım. Çünkü rakip kaleye 70 metre uzakta faul vermedin kardeşim. Orta sahada faul verdin kardeşim. Sonra atak devam etti kardeşim. Bu futbola zarar vermekten başka hiçbir işe yaramaz. Sen hakem performansını nasıl buldun? Ne güzel konu açtın bana. Öyle bir pas verdin ki yani Tanju'nun Prekazi'ye teşekkürü gibi, işte Icardi'nin Kerem'e teşekkürü gibi bir teşekkür ediyorum sana. Sağ Ali olsun. Şansalan atandığı gün şunu yazdım. Bu hakem Galatasaray Alanya maçında sakatlanıp çıktı. 55. dakikada. Evet. Şimdi 80'de sakatlanabilirsin. 55'te çıktıysan fiziken çok büyük bir problemin var. Yani devre arası 15 dakika dinlendin. Ondan sonra çıktın ve hemen adalen attı ya da neyse işte sakatlandın. Yani maçı bir tamamlayamadın. O maçta şuna dikkat etmiştim. Sen oynatmak istiyor diyorsun. Olabilir ama bu kadar çok düdükle oynayan, oyunu kesen ve kendine zaman yaratan bir hakem az görmüştüm. Çok Artı konuşuyor. Fırat Aydınus'tan kurtulduk diyordum. Konferans yapardı o. Bir Ya pozisyondan sonra en az üç kişiye derdini anlatırdı. O da şey sonra çözüyorum fiziği yetmediği için orada çok teatral bir adam seviyor şov yapmayı. Ama Fırat Aydınus orada zaman kazanıyorum. Şu, onu şimdi Ali Şansalan'dan baktıkça görüyorum. Dün de zırt pırt zırt pırt zırt pırt ondan sonra bak şeye Deniz'e bir eleştirim var. Tamam hocan sana oyunu soğut geç başlat yavaş yap demiştir. Ama çok abarttın Deniz. Bunu yapma. Sen çok büyük kaleci olacaksın. Eğer böyle çalışıyorsan, böyle yeteneklerine ihanet etmiyorsan çok büyük kaleci olacaksın. O tür şeylerde tepki çekmemeye çalış. Ali Şansalan Deniz'in geç out kullanmalarını kendine bir lütuf olarak kabul etti. Deniz ona her seferinde 15-20 saniye vakit kazandırdı ve Ali Şansalan bu maçta hiçbir şeyi kollamamıştır. Tek şunu kollamıştır. Aman ben sakatlanmadan bu maçı bitireyim. Adamın tek kaygısı oydu. Her pozisyonda düdük çaldı. Yani oynatan bir hakem değil. Siyah. Ona katılmıyorum. Dün gördüm. Ama bir de bizim önümüzdeki yani kıdemli olmayan yardımcı adına bakmadım. Konya'nın bir akınında ince bir pozisyona cırt diye bayrağı kaldırdı. Oh dedim ben yani kendini vara satmamış hakemliğine güvenen bir yardımcı hakem görüyorum. Fakat Muslera'nın iki kere ayağının kırıldığı ben onu özette görmedim. Ama 5 metre ofsaydı niye oynatıyorsun? Yine Muslera ile çarpışıyordu oyuncu. Yapmayın bunu ya. Yapmayın çok ayıp. Yani yardımcı hakem dediğin oyuncuyu da koruyacak. Yani vara güvenip var oynat dedi ben oynatayım da ondan sonra pozisyondan sonra kaldırayım. Çok Abi, ayıp oluyor. Muslera dün yine ikinci, üçüncü dize kabusunu yaşayabilirdi o pozisyonda. Yapmayın bunu. Kaldır kardeşim. zaten pozisyon Kaldırdı sonra zaten. yetmez de kaldırdı. Kaldırdı. Ama
Maçtaki en büyük protesto da o ne oldu biliyor musun? Galatasaray taraftarı çok iyi biliyor oyunu. Çünkü yaralılar şeyi var, bir Evet. ilgisi var Galatasaray'ın. Ben Ali Şansalan'ın oynatmaya çalıştığını sadece işte golden önceki faulde ve ondan önce Galatasaray lehine vermediğini söylediğim fauldeki kararları bile oynatmaya dönük diye düşünüyorum. Denizli de 30. dakikada falan uyardı. Sonra da Deniz Uyardı sonra hep arkasını dönüp kaçtı. ama Deniz de o kadar oyalamadı. Biraz daha şey yaptı. Genç olduğu için o yemeyeyim mısırık artık kafadan dedi. Sahaya yaptığı kurtarış olağanüstüydü. Yani Evet, çok zor pozisyondu. çok zor pozisyon. Açı dar üstüne geliyormuş falan gibi gözüküyordu da çok çok önemli bir kurtarıştı. Yolu açık olsun. Biz şimdi gelelim Galatasaray taraftarının kimisinin çok kırıcı konuştuğu, kimisinin çok umutlu olduğu Kerem Aktürkoğlu'na. Yine seninle geçen sefer Dur ben bir su içeyim dur. tabii Dur abi bir su içeyim. yine seninle geçen sefer konuştuğumuz netlikte pozisyonları yakalamaya devam etti. Yine gövdesini aşağıya yatıramadığı için çok net bir pozisyonda gökyüzüne vurdu ki Twitter'da illüstrasyonlar yapmışlar. Bir korner bayrağından bir korner bayrağına dev kaleler yapmışlar. Kerem atsın diye. Kerem çok rahat pozisyona giriyor ama atak sonlandırma konusunda kesin ama kesin çalışması lazım. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Şimdi Galatasaray grup bile çıkabilirdi Kerem. Biraz futbol şansı ve becerisi Kerem'in yanında olsaydı. Mertens'i söyledik de ondan sonra gelen oyuncu da Kerem kendini helak ediyor. Yani o kadar çok koşuyor ki her yere yetişiyor. Şimdi oyuncuya sadece gol kaçırdığı için bakarsan Kerem Galatasaray oyuncusu değil. Ama Kerem'i Galatasaray'a verdikleri açısından takıma kattığı heyecan açısından, özveri açısından ben en üstlere koyuyorum. Kerem'i çok seviyorum. Şimdi Tanju'dan geçti artık. Tanju çok yaşlandı. Bugün Twitter'da bir arkadaş benim şeylerin altına yazmış. Acaba Ümit Karan'la gol vuruşu çalışsa mı? Bak dün 4 tane gol atabilirdi. Hepsi de çok basit gollerdi. Yani Rıza Hoca hep basit goller yedik diyor ya, Kerem de basit golleri atamıyor. Hele o 6 pastakinde. Sen Evet. ayağını oraya direkt olarak koy. Top Zaha'nın şutu ortası zaten pası sert geldi. Hiçbir şey yapmasan ayağını açı verip yerde tutsan çarpıp gol olacak. Bahsettiğin anahtar kelime açı. O açıyı da ona Türkiye'de eğer iletişimleri varsa Tanju'dan daha iyi öğretebilecek adam yok. Bu iş açı. Matematik, matematik, matematik. Oğlum bu kadar rahat pozisyona giriyorsan, bu kadar kolay 6 pasın içinde kendini kaybettirip demarke pozisyona düşüyorsan o son dokunuşları yapacaksın. O son dokunuş demek maçın krize girmesinin önüne geçmek demek. Zaha'ya bir asist, sana bir gol yazılması demek. Taraftarla daha güzel bir iletişim demek, kredi demek, her şey demek. Bunun anahtarı da çalışmak ve bu çok kolay bir iş. Çok da zevkli bir iş çünkü o golü attığında dünyanın en mutlu adamı, en çok ödül adamı da sensin. Ve Kerem şimdi ufak tefek tepkiler oluyor ama Galatasaray Oğlum dediğim taraftarları için de, oğlum dediğim için de özür dilerim. Yaşça çok farkımız var. Lafın gelişi söyledim onu. Kimse yanlış anlamasın. Evet. ya olur mu? Olsun. Şey yapma. Boş değil. Ben sevmiyorum öyle hitap edenleri de. Ha. Abi Sen sohbet de benim ederken şey ilişkimiz. yaptım. Evet. Yok yok sen de benim ilişkimiz bambaşka. Bak Hayır oğlum o ilk derken ben goller. Kerem'e söyledim oğlum diye. Sana der miydim? Ha, tamam peki. Yok be Kerem'e söyle söyle. Yok yok söyle söyle. dedim Ne olacak? Futbolcu oğlum de. ben. Alınmaz kimse. Bak o gollerden bir tanesi daha erken atmış olsa ne olacağını sana söyleyeyim. Halil'in kendisine verdiği olağanüstü pasta topu tekrar Halil'e verirdi. O kadar. Orada ben gol atmalıyım Tamam. şeyine kapıldığı için Şehvetine. heyecanına kapıldığı için o şutu çıkardı. Normalde Kerem o şutu atan oyuncu değil. Ama çok gol kaçırdığı için ve muhtemelen kenarda gördü değişileceğini. Golü atayım öyle çıkayım dedi. Ben Kerem'i seviyorum. Onu söyleyeyim. Ama çok çalıştı. Yani insanların kazandıkları maaşları ve o aldıkları maaşların karşısında buldukları süreye, takıma yaptıkları katkıya bakarsan Kerem alayının fersah fersah önünde. Evet. Yani taraftarlar çok kolay oyuncu harcamayı seviyorlar da o iş öyle değil yani.
Biraz. Ya biz harcatmayın. Bir Ha. tek şeyi söyleyeyim. Hala kısa tekmelik giyiyor. Bak bir gün bu lafımı hatırlatacağım Kerem'e. Yapma. Peki inşallah gerek kalmaz da yani bu çok darbeye açık bir oyun. İnsanlar yatıyor, kayıyor, atlıyor. Okan Buruk hocana sorsan anlatsın o tekmeliği doğru kullanmamanın sonuçlarını. Soner'le yaşadığı ikili mücadeleyi. Üç Şimdi senesine mal oldu ve daha büyük Okan Buruk çok büyük futbolcuydu. Süperstarlığı kaçırdı o tekmelik yüzünden. evet. Büyük bir Giymediği için. Litbarski. Ben Alman milli takımının o zaman harikalar yaratan oyuncusuna çok benzetirdim. Onun ikisi de fiziksel olarak şey yatıra yatıra sağ kanattan insanları geçerler, harika ortalar yaparlardı. Okan sonra evrildi. Şimdi Icardi'nin büyüklüğü Icardi yakaladığında atıyor ama kendisine daha uygun pozisyon da insan varsa hep ona veriyor. Her pozisyonda doğruyu yapıyor. Halil dünün etkisiz gözüken oyuncularından bir tanesiydi. Ama o maçı da boş kaleye attığı golle tamamlayabilirdi. Affedersiniz, Kerem o pası ona vermedi. Halil, değerlendirmen nedir? Şimdi Halil'e önünden geçen toplara ondan sonra Mertens kendisini parçalarken jogging yapmasına çok kızmıştım maçta. Fakat özetleri görünce Halil'in 4-5 tane çok doğru hareketi varmış. Halil'e haksızlık etmişim. Halil dün tabii biz Icardi bekliyoruz. İşte Icardi olmayınca bakan bu bekliyoruz. Galatasaray'ın 3. santraforu olarak çıktı. Halil 416 notlarında söylediğim kadar kötü değilmiş. Ondan özür diliyorum. Abi ama insan tabii daha iyi olmasını bekliyor. Galatasaray'da oynuyorsun. Bir de işte istasyon olamadığı için topu saklayıp böyle 3-5 saniye kendini hiç kesintisiz gösteremediği için yokmuş farz ediliyor ama bir tane savunmaya yardımı var. O da Onu yazdım. maçın Onu kritik yazdım bak. maçlarından biri. Evet. Ya Yok sen onu güzel yazdım. yakalıyorsun tribünden ya. Yani tekrarını izlemeden bu pozisyonları yakalayıp hafızaya kaydetmek beceri işi. Seni kutluyorum. Şey Ercan sormuştu Tanju'ya. Taner bizim çok severim Ercan Taner'i. Bu nedir diye Ercan bu sevgi işi demişti. Bu da sevgi işi galiba sevgiyle bakmanın getirdiği bir şey. Ben şunu sevmiyorum. Mesela adam humus yapıyor. Tarsus'ta. Ondan sonra har har har. Humusun niye bu kadar zevkli? Sevgimi kattım. Ulan sevgini katmasan da kullandığın malzeme aynı. İşte Adana kebap yapıyor. Ne yaptım? Sevgimi kattım. Bu iş boş bir laftır ama ben sevgiyle seyrettiğim için kendime istisna yapıyorum. Yazıyorum onları. Ben sevginin her şeye lezzet kattığı düşüncesindeyim. O zaman sana Suudi Arabistan'da sevgi katılmamış yediğim yemekleri Dubai'de anlatayım da gör. Anlatma, anlatma. Yan yana geldiğimizde. Tamam o zaman. Orada anlatırsın. Halil Dervişoğlu. Sanki, Söyledim iyi. yani ben sanki 10 numaraya yakın bir pozisyonda oynasa çok daha fazla katkı verilmiş diye düşünüyorum ama bakan bunun yokluğunda, şeyin yokluğunda, Icardi'nin yokluğunda o pozisyonu oynatabilecek başka oyuncu da yok. Evet, Icardi demişken Cicu'nun dirseği ve yumruğu o gün tek pozisyon diye konuştuk seninle. İki kere vurmuş. Adamın elmacık kemiği kırılmış ya. Daha bunun ötesi var mı? Direğe çarptığında oldu diyorlar. O direğe çarptığında değil. Bence direğe çarptığında ben de öyle düşünüyorum. O arkadan Hayır, direğe çarptığında bir fotoğraf var gözü mor. Morarmaya başlamış. pozisyondan da penaltı Neyse çıktı. çok önemli değil. Sezon boyu tartışılacak. Bugün de bak Galatasaray'ın yine iki Orada penaltısı var. Ha, orada özetlerde gördün. ben yakalayamadım o pozisyonu. Bak 5 dakikalık Digitürk özetine bak. İki tane penaltı var. El penaltısı hem de. Çok net. Ben yakalayamadım. Benim Elle kesme var. yakalayamadığım şey penaltı değil diyormuşum. Ya oyun üzerinde Tamam. takılıp kalmak lazım. Oyun konuşmak lazım. Bu kahrolası Türk futbol düzeni bize hakem konuşturuyor, pozisyon konuşturuyor neticede. Yani Galatasaray Konyaspor Evet. faul verilmedi diye kazandı demek ayıptır ya. Yani. Çok ayıptır yani böyle laf mı konuşulur ya?
Şimdi Orada bak orada Suudi Arabistan'a bahsedenler. gideceğiz. Orada pozisyondan, Orada penaltı pozisyondan bahseden kimse yok mesela. Ben yakalayamadığım için ben de konuşuyorum. Suudi Arabistan'a girmemiz lazım. Şu Ali Suudi Turan, Arabistan'da maç yayınlanmadığı için Galatasaray'a çok kızanlar var. şimdi Ali Turap Ali Turap, Efe Atman uzatmada oyuna girdiler. Kendilerinde herhangi bir ışık gördün mü o süre içinde? Rahatlar mıydı? Güvenliler miydi? Ali Turap bir iki defa, Efe bir defa. O çok şey yapamam ama Ali Turap önümde bir kere müdahale ederken yere düştü. Çok da yağmur yağıyordu. Tecrübesizliğin heyecanının şeyi. Neyse ceza Aa, sahasına girerken. seni herkes şeyden dolayı tebrik ediyor. Onu yaşayan bilir tabii. Stadyum görevlisinin yaptığı zulümden, devre arasında sizi yüksek sesle dinlenen müziğe mahkum etmekten, arkadaşla konuşturmamaktan ve anonsları kötü yapmaktan dolayı yaptığın eleştiriler için kutlayan insan sayısı çok. Galatasaray Şimdi yönetimi duyur abi bunu diyorlar. ses düzeni bozuktu. Geçen sene son 6 ay. Yönetim acaba bakın biz ses düzenini düzelttik. Çok da iyi bir ses sistemini tekrar kurduk demek için mi bizi dün işkenceye maruz bıraktı? Biz Fenerbahçe'yi eleştirdik. Galatasaray'a yönelik ses sistemi kurup insanlara işkence yaptınız diye. Galatasaray yönetimi dün taraftarına devre arasında işkence yapmıştır sesle. Yapmayın bunu. İnsanlar orada sohbet ediyorlar. Futbolcular orada çalışıyor. Bak o sırada futbolcular ısınıyor. Futbolculara da zulmediyorsunuz. Yapmayın bunu. Anonslarından vazgeçtim. Anons yapmayı bilmiyor. Futbolcu adı bilmiyor. İşte Çıkıldağ'a Aleksandru diyor çıkarken falan. Yani o bizim eski anonsçuyu çok aradığımızı söylemem lazım. Ailevi bir problemi varmış. Bu arada tabii Icardi meselesine gelince de Icardi'de ciddi bir skandal var. Ya iletişim skandalı ya teşhis skandalı. Icardi'nin Fenerbahçe ile oynanacak Süper Kupa ile maçında oynaması ama ondan sonraki 4 maçta oynamayacak olması nasıl açıklanabilir? Fenerbahçe maçında oynasaydı görme tehlikesi yoktu da, körlük tehlikesi yoktu da. Konya'da oynayacağı zaman süre geçmişken mi körlük riski ortaya çıktı? Orada acayip bir teşhis problemi olduğunu düşünüyorum. Ya Ben da de başka bir şey ben söyleyeyim sana. söyleyeyim. Haber insanın ayağına gelir. Ben haberci değilim biliyorsun. Sadece işte böyle ufak tefek yazıyorum. Icardi o maçta oynamayacaktı. Ha. Icardi ve ailesi tatil programı yapmıştı. Oradan hemen Dubai'ye geçtiler. Karşılaşamadık. Bazen baktım Icardi'yi görür müyüm diye Dubai'de gezerken. Çünkü bütün aile oradaydı ve ertesi gün Dubai'ye geçtiler. Icardi bence oynamayacaktı o gün. Şimdi gelelim o zaman şeye. Dubai'de Galatasaray maçı yayınlanmadı diye kızanlar var dedim. Oraya da geçelim. Çok az vaktimiz kaldı. Suud'da şunu söyleyeyim. Bütün Galatasaraylar müşteri olsun. İlk günkü yapılan kapalı divan kurulu toplantısından son gün Dursun Özbey'in deklare ettiği karara kadar Galatasaray dimdik, doğru ve tavizsiz bir çizgide durdu. Ben bunu biliyorum. İçeriden biliyorum. Galatasaray içeride başka, dışarıda başka konuşmadı. Her şeyi net, Erman Hoca gibi söyleyeyim. Bakın çok set, çok net söylüyorum. Hiçbir şey söylediği yok. Onun Çok net gibi söylüyor Erman söyle. Hoca ama ben gerçekten net söylüyorum. Galatasaraylı olmakla gurur duydum. Abi şimdi ben o zaman ben de bir özür dileyim. Ben hem Başkan Ali Koç'un hem Dursun Özbey'in bütün sürecin başından itibaren samimiyetsiz davrandığını, maçı oynayacaklarını, divan kurullarının dekor yaptığını falan ileri sürmüştüm. Anlaşmaya hem onay verdiler hem gideceklerimi istemiyormuş gibi yapıyorlar diye ama Dursun Özbek ne söylediyse onu yapmış. Bunu sen söylemiştin bir de Ali Koç söyledi. Galatasaray maçının Suudi Arabistan'da oynanmaması için başvuru yaptı. Resmi yazı yazdı Galatasaray. Biz ise federasyona bıraktık dedi, konu orada kapandı. Galatasaray Evet. Başkanı Divan Kurulu'nun önerisini talimat kabul edip Türkiye Futbol Federasyonu'na biz bu maçı Suudi Arabistan'da oynamak istemiyoruz 100. yılımızda demiş.
Helal olsun. Bak, şunu söyleyeyim. O divan kurulu toplantısı kapalı yapıldı. 10 sene tutanakları açıklanmıyor. Ben orada küçük bir konuşma yaptım. Dedim ki bence biz bu toplantıyı açık yapmalıydık. Çünkü burada konuşulan her şeyi Galatasaray'ın ve kamuoyunun, genel kamuoyunun bilmesi lazım. Bu olmadıysa Dursun Bey'in yaptığı 10 dakikalık giriş konuşmasını hiç olmazsa eğer teknik olarak mümkünse şeyden istisna edelim kapalılıktan. Dursun Bey'in konuşmasını Galatasaray televizyonu yayınlasın demiştim. Eğer Dursun Bey'in o 10 dakikalık konuşması yayınlansaydı hiçbir tartışma çıkmazdı Galatasaray açısından. Çünkü Dursun Özbek o gün nokta nokta neler yaptığını, neler yapacağını söyledi. Onun için ben çok rahatım Galatasaray'ın tavrı konusunda. Valla ben bu kupa maçı oynanmasın. İki takım yarıya bölünmüş kupayı paylaşsın. Cumhuriyet'in 100. yılında çok sembolik ama çok doğru bir karar verdiler. Eğrisi doğrusuna denk geldi belki federasyon ve Fenerbahçe açısından ama duruşlar ortaktı. Ben bu kupa maçının oynanmasının gereksiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi Icardi'siz Galatasaray Torreira'lı, Boey'li Galatasaray Sivas deplasmanına gidecek. İçeride Kayseri, dışarıda Trabzon, içeride İstanbul'da oynayacak. İçeride İstanbul'u yeneceğini düşünüyorum. Sivas ve Trabzon deplasmanıyla Kayserispor'la iç sahada oynayacağı maçlardan kaçar puan bekliyorsun toplam? Ben her zaman İsmail Kartal demiş ki psikolojik üstünlük bizde. Son 1 dakika 40 saniye topu sana atıyorum. Galatasaray'ın olduğu yerde psikolojik üstünlük başkalarında olmaz. O züğürt tesellisi. Yenen golleri gördüm de biraz şaşırdım dün. Olimpiyat stadında. O maçı oynanmalıdır. Ben o kadar romantik değilim. İkiye bölünsün falan diye o tür şeyler var. Romantik. Oynanmalıdır. Hak eden muhtemelen de Samsun'da oynanır diye tahmin ediyorum. Ben Galatasaray'ın her maça 3 puanda çıkacağını düşünüyorum. Bunlarda da istisna olmaz. Belki bir maçta berabere kalır. Valla Galatasaray'ın bir maç kaybetme lüksü var sezon sonuna kadar. Çünkü Evet, iki laveraj aldığı için. Fenerbahçe ile oynama avantajı var. Ben çok zorlanacaklarını tahmin ediyorum ama en zoru Konya'ydı. Sanki bir arada oynamaya alışkanlığı olmayan oyuncuların birlikte oynaması açısından önemli bir test oldu. Senin ülkeye dönmen çok güzel. 416 notlarına başlaman çok güzel. YouTube'da 416'yı başlatman tekrar çok güzel. İyi ki varsın Başlatmamız. Ömer'cim. Başlatmamız. İyi ki varsın. Son sözlerini alayım. Bugünlük manşeti ver bize ayrılalım. Urfa'yı çok özledim. Yarın Urfa'ya gidiyorum 4-5 günlüğüne. Sonra döneceğim. Şimdi bunu kapatır kapatmaz da Ela'nın yanına koşacağım. 10 gün onu görmedim. Dün de hemen maça gittiğim için yeterince mıncıklayamadım. Şimdi Ela ile oynayacağım. Herkese buradan sevgilerimi söylüyorum. Galatasaray çok zor bir maçı kazandı. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.